Marmaris Mardin seferini yapan yolcu otobüsü. Bir son dakika gelişmesi, sıcak bir gelişme. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu konuya dair açıklama yaptı. Bir yolcu otobüsü devrildi. Şu anda görüyorsunuz sizlerde 9 can kaybı, katliam gibi bir kaza yeniden karşımızda. Mersin'de, Mersin-Antalya D400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı ve valiliğin yapmış olduğu açıklama, bu yaralı 30 kişiden 13'ünün durumu ağır. Maalesef yeni günde en çarpıcı, en sıcak haberlerden birisi bu. Biz de haberimizi revize ettik. Başlangıçtaki haberimiz değişti. Yaralı sayısı arttı ve işte bu görüntüler de geldi. Yaşanan kaza, katliam gibi kaza ve yeni bilgileri. Aç kaldırımı abi. Kaldır abi. Tamam. Elin bir trafik kazası yaşadık. Virajı alamadı, yan yattı, sürüklendi. O dehşet anları kameradaydı. İçinde 40 yolcusuyla seyir halinde olan otobüs kontrolden çıktı. Can pazarının yaşandığı karayolunda 9 kişi yaşamını yitirdi. 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 13'ünün durumu ağır. Görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Marmaris'ten hareketle Mardin'e gitmek üzere yola çıktı yolcu otobüsü. 40 yolcu vardı içinde. Otobüs firması ekibindense 3 kişi. Şoför Mersin Aydıncık ilçesinde virajlı yola sert girdi. Virajı alamayınca otobüs devrildi ve sürüklenmeye başladı. 40 yolcusu 3 de mürettebatıyla Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine, oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü tünel çıkışında şaraplara devrildi. Yan yasıp sürüklenen otobüsün camları patladı. Yolcular otobüsten yola fırladı. Korkunç kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Tahtayı şuraya yukarı koyalım mı? Yok, orada kaydırız. Araçta sıkışanlar da vardı. İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan kazadan yara almadan kurtulan şoförlerden biriyle konuştu. Otobüsü diğer şoföre devredip dinlendiğini, tünel çıkışındaysa kazanın gerçekleştiğini anlattı. Aç kaldırımı abi. Kaldır abi. Tamam. Gel gel. Kaldır. 9 kişi hayatını kaybetti kazada. 30 kişi yaralandı. Yaralılar başta Aydıncık Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı. Şoför neden direksiyon hakimiyetini kaybetti? Kaza nasıl meydana geldi? Sorular. Ekiplerin soruşturması sonrası yanıt bulacak. Mersin valisinin açıklamaları var. Bir yandan da soruşturma başlatıldı. İşte o otobüsün devrilme anı, 9 kişinin hayatını kaybettiği an ve 1.15 sıralarında gerçekleşti bu kaza. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik bütün acılara ve büyük acılara sebep olabiliyor. Neden olabiliyor? Trafik kurallarına harfiyen uyalım açıklamasını yaptı İçişleri Bakanı. İşte bir viraj. O viraj belli ki yağış sebebiyle kayganlaşan bir yol. Olmaması gereken bir hızda o anda otobüs ve viraj alınamıyor. Otobüs yan yatıyor, devriliyor ve bir felaket gerçekleşiyor. 9 can kaybı, 30 kişinin de yaralandığı bilgisi.